Baysu ve BYS su arıtma sistemleri sohbet arasını sunar. Sohbet arası programımıza hoş geldiniz. Ben Funda Değirmenci. Bu hafta konuğumuz Belkız'ın atölyesi kurucusu sevgili Hatice Akancıvan bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Hatice Akancıvan kimdir? Ben 15-10-1980 Denizli doğumluyum. Honazlıyım. Selanik göçmeniyim. Evliyim. İki oğlum var. Ticaret sitesi mezunuyum. Belkız'ın atölyesini kurucusunuz. Evet. Ne zamandır yapıyorsunuz mesleğinizi? 11 yıldan beri bu sektörde devam ediyorum. Başlangıç öykünüz nasıldı? Nasıl başladınız mesleğe? Mesleğime ben 1998'de bir banka serüvenim oldu. 5 yıl bir bankacılık yaptım. Daha sonra çocuklarım olunca ona ara verdim. Ara verdiğimde de hep sürekli kurslara gittim. Halk eğitim kurslarına falan gittim. Dikiş kurslarına, pul boncuk kurslarına gittim. Daha sonra oğlum, küçük oğlum ana sınıfına giderken 23 Nisan gösterileri olacaktı. Öğretmen de bana ne yapmamız gerektiğini sormuştu. Nasıl bir kıyafet giydirelim Hatice Hanım, siz biliyorsunuz dur filan diye bir soruyla geldiğinde ben yapayım hocam isterseniz filan dedim. Nasıl yani filan dedi. Ben kursa gittiğimde işte şunları yapmıştım, bunları yapmıştım diye ilk oğlumun öğretmenine gösterdim. O da çok beğendi. Tamam bizim sınıfa yapalım dedi. İlk oğlumun sınıfıyla başladım. O yıl o okulda 3 tane sınıf aldım. Diğer öğretmenler de çok beğenmişti. Tabii tek başıma yapamayacağım için banka döneminde benim kıyafetlerimi hazırlayan bir ablamız vardı. Ondan destek aldım. Beraber bu işe başladık. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. Orada kıyafetlerimi orada hazırladım. Ertesi yıl 16 okulla devam ettim. Sipariş almaya başladınız. Sipariş almaya başladım. Fakat 7 yıl boyunca evden devam ettirdim. İlk bir yer açmaya açıkçası korktum. Baş edebilir miyim, götürebilir miyim diye. Bayağı bir tereddüt etmiştim. 7 yıldan sonra normal şu anki Belkıs'ın atölyesi yerimi açtım. Çok güzel. Peki ismi nereden geliyor? Neden Belkıs'ın atölyesi olarak koydunuz ismini? Evet, ismi herkes benim ismimi Belkıs tanıyor. Ben de seslenmiyorum ama amacına ulaştığını için seslenmiyorum. Kayınvalidemin ismi Belkıs. Çok genç yaşta vefat etti. Ben hiç tanıma fırsatım olmadı. Onun ismini yaşatmak için hani o yüzden koymuştum. Ta evde yaparken. Sonra da değiştirmedim. O şekilde tanındım. Değiştirmedim. Şans uğur getirsin dedim. O şekilde de oldu gerçekten de. Kostümlerle devam ettiniz 7 sene boyunca. Şu anda da hala o şekilde mi? Aynen. Şu an hala devam ediyor kostüm olayım. Daha doğrusu tasarım atölyesi desek daha doğru olur. Hem ben okullara çalışıyorum hem de özel günlere de mesela birisinin doğum günü olduğunda temalı doğum günü kostümleri yapabiliyoruz aile boyu. Çocuk, anne, baba ya da özel günlerinizde bir özel gün kıyafetine ihtiyacınız varsa abiye tarzında onlarda yardımcı olabiliyoruz. Bir nikah elbisesine kadar dikim hazırlıklarımız, sürecimiz devam ediyor yani. Şu an tek başına mı dikim işini gerçekleştiriyorsun yoksa var mı ekibin? Yok, ben hiç oturamıyorum. Yani sadece ölçü, hazırlık aşamalarıyla ben ilgileniyorum. Tasarlamayı, belki. Kumaş seçimini, hangi aksesuarların kullanılacağını, zaman olaylarını ben idare ediyorum. 4 kişiyiz şu an. 2 tane ustam var. Birisi çocuk bölümüne bakıyor. Diğeri de abiye bölümüne, yetişkin bölümüne bakıyor. Hangi iş gelirse onlara bir dağılımını yapıyorum. Herkes kendi görevini
yapıyor o şekilde. Bir de internetten satışınız var bildiğim kadarıyla. Evet, bazı özel satış sayfalarında da satışım devam mevcut. Ediyor. N11 Trendyol'da da satışlarım devam ediyor. Orada da sayfalarım var. Oradan da satışlarım yapıyor. Kostüm de var. Ayrıca bir de biliyorsunuz 3 yıldan beri yağmur tulumlarım var. Bir de ondan bahsedeyim isterseniz, yağmur tulumları üretmeye baş. Oraya geçiş nasıl oldu? Yani kostümden yağmur tulumu üretmek nasıl bir... Evet, o da çok değişik bir süreçte, tam pandemi sürecinde oldu. Pandemi sürecinde Ankara'da bir özel okulla öğretmenlerine önlük dikimim vardı pandemiden dolayı. Öyle tanıştık Banu Hanım'la. Onları çok memnun kalmışlardı yaptığım önlüklerden. Kendi bir sıkıntısını dile getirdi. Yağmur tulumları kullanıyorlarmış. Fakat belirli iki tane marka var ve fazla stok çıkmadıkları için tedarik aşamasında sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Ve bundan bize diker misiniz siz diye ilk bana sormuşlardı. Ben de hiç bilmediğim bir sektör, bilmediğim bir konu olduğunu söyledim onlara. Ama araştıracağım, çalışmasını yapacağım, size bilgi vereceğim demiştim. Ünlü bir markadan bir alışveriş yaptım. Onları söktüm. Ne ip kullanmışlar, nasıl yapmışlar. Ameliyat ettiniz dolu. Bayağı bir, evet aynen, Ar-Ge çalışmasını düzgün bir şekilde yaptım. Bedenleri nasıl olmuş, ben bu kumaşı nasıl kalıplar, üretebilirim. Doğru. Kalıp problemim olmadı. Ustam çok iyi olduğu için kalıpları çıkarmada problem değildi de değişik bir bölüm olduğu için su geçirmeyen dikimi nasıl olur, aşamaları nasıl olur? Tamamen onda çok biraz zorlandım. Tedarik kumaşları tedarik etmeye de çok zorlandım. İlk başta tabii ki de problemler yaşadık. Hani nasıl daha iyi yapabiliriz diye problemler yaşadık. Daha sonra... Denizli'den mi tedarik ediyorsunuz bu arada kumaşı? Hayır, Denizli'den tedarik edemiyorum. Denizli'de de vardır belki, bilmiyorum ama yani ben açıkçası bulamadım. İzmir'den tedarik ediyorum kumaşlarımı. Hep genellikle şehir dışı tedarikçilerim. Onlardan tedarik ediyoruz. Banu Hanım'a gönderdim. O baktı, beğendi, çok güzel dedi. Ve bütün, o da bütün okullara iletti. Tanışmış olduğu okullara iletti. Bütün okullardan da bana istek, sipariş geldi. Tam o yılda Trendyol'a da pandemi döneminde girmiş olmam çok büyük bir avantaj oldu. Trendyol'da diğer iki büyük firmayla ben Türkiye'de ilk üretici firma olarak güzel bir artıyla başlamış oldum. Onların stokları bitiyordu. Benim her zaman kendi üreticim ben olduğum için hiçbir zaman stok problemi yaşamadığımız için tüm müşterilerim de istediği zaman stokları bulabiliyordu. Direkt aramalarda benim ismim çıkıyordu. O yüzden hep artısını onun gördüm, yaşadım yani. Bir de gülen yüz amblemi var değil mi? Evet, size? Onu ben kendim logo olarak tercih ettim. Ve artık hani gülen yüz olmayanın su geçirebilir olduğunu, artık müşterilerim hatta başka firmaların da araştırmasını yaparken ama gülen yüz yok diye onlara da sorular gidebiliyor. Bu iyice herkesin benliğini oturttuğum için sevinçliyim yani. Gülen yüz olanın gerçekten de full su geçirmez ürün olduğunu bilebiliyorlar. O benim tamamen kendi ürettiğim bir logo oldu. Kaç yaş arası peki üretimler, yani tulumlar? Ürünler bir yaştan başlıyor. 8-9 yaşa kadar şu an üretimimiz. Ama bizim şu anki çalışmalarımız yetişkinlere de biz yapmaya başladık. Onların daha fotoğraf çekimleri henüz tam olmadı ama kalıplarımızı çıkardık. Normal yetişkin, çünkü öğretmenlerimiz de istiyor ya da herhangi bir çiftçi de bunu kullanabilir sonuçta. Dışarıda da çok rahat kullanabilirler ya da bir anne çocuk bir yürüyüşe gittiğinde de çok rahat. Günlük yaşamda da kullanılabilecek bir ürün çünkü. Sadece tulum olarak değil, ceket olarak da tasarladık yetişkinleri. Yağmur varken hani artık insanlar çekinmesinler değil mi yürüyüşe çıkmaya? Aynen. Çok da keyifli oluyor. Evet, hem ceketini hazırlıyoruz onların hem de tulum
olarak da hazırladığımız için rahatlıkla anne çocuk da kullanabilecekler yani. Yani yani burada zaten yürümenin keyfi de çok farklı. Evet. Suya basa basa. Aynen. Çocuklar kuru kalarak kaydıraklarda, oyun bahçelerinde yağmur yağsa bile çok rahatlıkla kaydıraklardan salıncaklara binebiliyorlar. Islaklık korkuları olmuyor. Yurt dışında da hep öyle değil mi? Hani mesela bir Hollanda baktığımız zaman sürekli İngiltere yağmur alan bir ülke. Hani yağmur yağıyor evde oturalım diyen yok. Evet. Çekiyorlar tulumları. Bir müşterim gelmişti yurt dışından. Biz de bunları daha yeni üretiyorduk. Aa ben bunu çocukluğumda çok giydim dedi. O da Almanya'dan gelmişti. Dedim yani biz bayağı bir çok geç kalmışız dedim. Yani hani 40 yaşındaki bir bey orada çok çocukken o ürünü kullanmış ama bizim çocuklarımız şu an kullanabiliyorlar onu. Şu an daha yeni 5-6 yıldan bir bu farkındalık var. Evet. Ve artık çok yayıldı. Bütün okullarda, kreşlerde, özel okullarda ve devlet okullarında orman günleri yapıyorlar. Bütün İngilizce derslerini, matematik derslerini doğada işliyorlar ve bu tulumları giyerek gidiyorlar. Bu da çocuklara da çok güzel bir anı biriktiriyorlar, anı biriktiriyorlar kadar, ve daha iyi anlamalarını havada, sağlıyor bence. Görsel olarak direkt iletişime geçtikleri için doğada da. Kirlenme derdi yok, ıslanma derdi yok. Evet evet, o çok çok çevre de çok faydalı oluyor. Aslında bir ürün değil mi? Normalde biz üstümüzü hani o durumlarda 4-5 kere değiştirmek zorunda kalırken çocuklarımızı biz 20 yıl önce yoktu sizin tulumlarınız. Aynen. Biz 4-5 kere kıyafet değiştirmek zorunda kalıyorduk ama sizin tulumlar ve anoraklar, yağmurluklar sayesinde tek bir kıyafet yeterli olacak çocuklar için. Evet, evet. O yönden bayağı bir avantajlı bir ürün. Evet, sadece kreşe giden çocuklar da değil, bir yaştan itibaren anneler direkt alıyorlar. Parka da götürdüklerinde ya da karda direkt yağmurda çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Keyifli anılara siz eşlik ediyorsunuz. Çok güzel. Evet, peki çok diğer şükür. Yağmurluklardan farkı ne? Sizi öne çıkaran özellikleriniz neler? Diğer firmalarda da muhtemelen vardır bu şekilde yağmur evet, ürünleri. Evet, son bir yılda çok fazla firmalar çıkmaya başladı. Çok talep gören bir ürün olduğu için çok fazla firmalar çıkmaya başladı. Ben tamamen su geçirmez kumaşlar kullanıyorum. Ona göre onun sağlamlığını yapıyorum. Tabii ilk başta biz de bazı yanlışlıklar yaptık. Nerede yanlış yaptığımızı öğrendik, gördük tam satışa çıkmadan önce. Daha kaliteli kumaş kullanmaya başladım. Hem iç astarının hem dış kumaşlarının ne kadar sağlam olursa o kadar daha iyi olacağını konusunda. Tam full su geçirmezliğin olması bakımından onun yükseklik derecesini arttırdım. Kumaş kalitesi aynı şekilde. Artık onların bir de termallerini yapmaya başladık biz. Yani güzel. Kalın olanları bunu sıcak bu şekilde aynen hem karda da kullanabilecek, soğuk havalarda da kullanabilecekler. Termal elyaflarını ona göre ürettik. Mesela bazı ürünlerde soft shell diye geçiyor. Onlarda su geçirmez özellikleri yok aslında. Ünlü bilinen markalarda da yok ama kimse bunun farkında değil. Bazı aileler onlardan istiyor özellikle. Onlar asla kapanamıyor dikiş şeylerinden su geçirmezlik özellikleri olmuyor. Ben asla mesela onu koymadım. Bazı firmalarda olabilir ama ben de o ürünü koymadım. Çünkü söylüyorum o dikişlerden su geçirir. Olur, doğru. O yüzden ben öyle bir ürünü koymadım. Fiyat avantajı var tabii ki de. Diğer markalara göre biraz daha benim fiyatım uygun oluyor. Evet. Yine bir fiyat farkımız var. Maalesef hep dolarla alıyoruz bütün tedariklerimizi. O yönden bir yüksek bir fiyat artışı bizde de yaşandı. Oldu. Kaçınılmaz. Bütün sektörlerde de yaşandığı gibi. Aynen. Ama yine de diğer firmalara göre fiyat avantajımız, kalitemizin yüksek olması, aynı seviyede gitgide de yükseltmeye çalışacağız yani. Çok güzel. Peki meslek anlamında zorlandığınız alanlar neler? Hani bu işi yaparken bir kadın olarak, bir tasarımcı olarak veya farklı ürünler tasarlarken, satış yaparken, insanlara kabul ettirirken zorlandığınız alanlar oldu mu? İlk bu üründe araştırma aşaması ilk olduğumuz için hiç bilinmiyor. Tedariklerde çok sıkıntı yaşadım. Bir de tam pandemi döneminde
Ürünler hep yurt dışından geliyordu. Ellerinde stok olmuyordu. Hı hı. Mesela bir tedarikçi bir şey sorduğunda, su geçirmez bant sorduğunda o ne diyordu? Hep resimlerle ya da numuneyi göndererek bana bunu bulur musun diyerek şey yaptık, ilerledik. Pek fazla bilinmeyen bir ürün olduğu için tedariklerde çok çok zorlandım. Bir de yeni bir isim olduğum için bilinmiyor. O yüzden de bir güven konusu karşı tarafla ister istemez yaşanabiliyor. Hı hı, en çok sorulan soru su geçirir mi? Kesin su geçirmiyor değil mi? Hiç mi geçirmiyor? Hiç mi geçirmiyor? O tarz konular, bir de bunlar hassas ürünler. Evet. Yıkama konusunda da mesela dikkatli olmaları gerekiyor. Onları anlatmalarda çok sıkıntı yaşadık. Hı hı. Bayağı normal hem medya hem satış yerlerimizde hem kartlarımız falan var. Nasıl yıkanacağını özellikle büyük harflerle yazdığımız halde çok sorular o şekilde geliyor. Onlarda zorlanma yaşadık. Ama ilk ürün, Türkiye'de ilk üreten firma olduğum için direkt arananlarda çıkmam çok büyük bir avantaj oldu. Peki sizi bu zorlanma aşamalarında yolda tutan, hani karar kılan, ilk başta mesela anaokul, çocuğunuz anaokul öğretmenini sizden talep ettiği zaman ben bunu yapacağım, başaracağım dedirten güç sizde neydi? Bir değeriniz vardı mutlaka. Çocuklarla çalışmak mı, onların güzel anlarına eşlik etmek mi, yapılmaz deneni başarmak mı? Sizi yolda tutan özelliğiniz ne sizce? Ben tam yani tamamen gözüm karartmışım herhalde diyorum. Hani hemen yaparım, ederim demişim şey diyorum. Çünkü. Sonra düşündüm ben nasıl hani... Hiç bilmediniz bir alan. Hiç eğitimini almaz ama yaparım deyip hani onun başına geçip ertesi 16 tane okuldan sipariş alabilmek. İlk başta ben de çok tereddüt ettim. Daha sonra öğretmenime tamam dedikten sonra ben nasıl yapacağım, nasıl yetiştireceğim dedim ama hep araştırdım. Araştırmak için de izlemek güvenliyiz o zaman. Pes etmemek biraz da sanırım. Mücadeleci tavrım. Mücadeleci tavrım. Pes etmemek, bir araştırmak, bir yerde sorun çıktığında hemen direkt çözüm odaklı olmak. Hı-hı. Mutlaka sorunlarla ve çözüm olmayan şeylerle çok karşılaşıyorsun. Ama ben hiçbir zaman yılmadım gerçekten de. Bir de yetiştirilme tarzı da çok önemli galiba değil mi Hatice Hanım? Hani çocukken hani bizi çok pışpışlayan bir ailemiz olmadı. Evet, biz jenerasyonla kıyasladığımız zaman kendimizi. Aynen. Daha çok problem çözme odaklıydık. Yani kendi halimize bırakın. Kendi halimizde büyüdük. Çünkü aynı sorun babam çözebildik. Benim çalışan bir insandı. Esnaftı. Annem de aynı şekilde. O da tarla bahçe işleriyle. Hı-hı. Babaannem rahatsızdı. Ona bakıyordu. Kendi halimizde büyüdük. Her sorunu kendimiz çözdük. Bunu da çözerim. Bunu da çözerim. Gerçekten de değil o mi? Büyük bir kendimize özgüven o zaman diyebiliriz belki de bu soruya. Büyük bir ihtimal ondan yaparım, pes etmemek. Hı-hı. Yani her çözüme mutlaka bir çözüm Hı-hı. vardır mutlaka diye devam etmek Hı-hı. en büyük avantajım oldu. Çok güzel. Peki hedeflerinizden birazcık bahsedecek olsak 5 yıl içerisinde kendinizi nerede görüyorsunuz? Kendimi bu sektörde daha fazla bir çeşitlendirme, ürün çeşitliliğini Hı-hı. arttırmak istiyorum. Evet, kostüm ve tasarım, butik ürünlerim zaten devam ediyor. Onu sipariş usulü ve Trendyol'da zaten satışlarımı yapıyorum. Ama benim önceliğim tamamen bu su geçirmez tulumlarda biraz daha markalaşmak, daha yüksek Hı-hı. kaliteye ulaşmak ve en büyük hedefim de yurt dışına açılmak. Birkaç tane teklifler şu an var değerlendirdiğimiz. Onlara da şu an görüşme aşamasındayız. Hı-hı. Daha büyük satış yaparak daha büyük kitlelere ulaşmak en büyük hedefim. Bu gülen suratı daha çok çocuklarda kullanıp giydirmek en büyük hedeflerimden belki birisi. Belki o mutlu anları temsil eden bir logo oldu sizin için değil mi? Evet, evet. Direkt suda mutlu olmayan çocuk yoktur zaten aynen, oynarken. Aynen, normalde hep üzülür, böyle ıslandım korkusu olur ya. Onu tamamen aşmak, islanmak eğlenmek. Güzeldir. Evet, ıslandığı zaman bir gülümseme ifadesi oluşmuş olması beni de mutlu ediyor. Peki mesela su geçirmeyen farklı ürünlerle tasarlamayı düşünüyor musunuz? Mesela botlar şu an çok fazla revaçta. İşte kar botları, işte yağmur botları çok fazla ithal ediliyor. Yağmur botlarıyla da bir görüşmemiz var. Benim de işinden dolayı o da ayakkabı köselesi yapıyorlar. Tanıştığı firmalarda bir görüşmemiz var. Daha çok ayakkabı yönünde de bir araştırmamız var ama daha farklı ürünler. Ne bileyim su geçirmez çantalar var bazı ürün
ünlü evet. bir markalarda. Doğru doğru. Onlardan mesela onun bir arge evet. çalışmasını falan yaptık. Kumaş oluyor, bir de hafif oluyor. Hafif. Daha pratik oluyor. Ben de yürüyüşlerde evet, onları tercih ediyorum. Evet, denizde ya da mesela denizde bir taraftan bir tarafa geçerken şeyini, telefonunu, bazı özel eşyalarını yanında taşıyıp bir balık tutmaya gittiğinizde doğru. en azından belinize onu rahatlıkla takıp suda ilerleyebiliyorsunuz. O çok güzel bir avantaj. Hmm. Çanta olabilir. Daha yelek ya da ceketlerde daha farklı şeylerden üretim yapmayı düşünüyorum. İnşallah, bakalım. İnşallah. Peki sizin mesleğinizi yapmak isteyen gençler vardır bizleri izleyen. Onlara tavsiyeniz nelerdir Hatice Hanım? Gençlere tavsiyem hiçbir zaman pes etmemeleri. Hı hı. Az önce de sizle biraz konuştuk. Hani kendini artık evet çocuklarımız hemen pes ediyor. Hiç mücadele etmiyorlar. Ama hayat tamamen mücadeleyle ve emek vermeden hiçbir şey gerçekten de olmuyor. Kolay bu yerlere gelinmiyor. Ne kadar önümüze sorunlar çıksa da mutlaka ilk başta onu çözmek için mücadele yapacağız ve pes etmeyecekler. Hı hı. Mutlaka bir yerde ben buraya gelinceye kadar çok meslekler denedim. Yani bankacılıkta yaptım, muhasebede de çalıştım, stajımı yaptım. Ortaokulda bile yaz dönemi ben halk eğitimi dikiş kurslarına falan gitmişim yani. Biraz da içimden o zamandan da kalan bir ama şeyler var. Ama en sonunda potansiyeliniz en çok keyif aldığınız en son, evet en sonunda bunda evet bir de başarıya ulaştıktan sonra beğenilme de olduktan sonra burada da devam ettim. Evet gerçekten de çok zor. Kolay bir şey değil. İnsanlarla uğraşmak, çocuklarla uğraşmak çok çok zor. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Normalde okullar kostümcülerle mesela hep çalışır ama hep bir yıldır, iki yıldır, her yıl farklı kostümcüler gelir okullara mesela. Ama ben hangi okulda çalıştıysam hep aynı yıl devam ettirdim. Bu da hani bir güven, bir titizlik çalışmamdan kaynaklanıyor. Bir provaya gittiğiniz zaman benim yanımda bile durmazlar. Eminler biliyorlar ki İşin hani ustası. Usta da değil de sanırım o güveni veriyorum. Benim içime sinmeyen bir şeyi ben onlar söylemese bile kendim düzeltiyorum. Ya da eğer benim görmediğim bir şeyi onlar bana söylediklerinde de mutlaka onların beyinli oluncaya kadar da uğraşıyorum. Hiçbir zaman pes etmesinler. Çok çok güzel. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik Hatice Hanım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Fındacığım. Yok şu an. Beni davet ettiğin için çok biz çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir program oldu bizim için de. Hatice Akan Civan, Belkıs'ın atölyesi kurucusu bu hafta bizlerleydi. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konuyla ve konukla bir araya gelmek dileğiyle. Hoşça kalın. Baysu ve BYS su arıtma sistemleri sohbet arasını sundu.